Herkese merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Samet, bugün tombul oldum. Neyse, evet, bugün sizlere arkadaşlar hızlı para kasma taktiği nasıl yapılır, yani sınırsız para kasma taktiği nasıl yapılır onu göstereceğim. Videoya sizden 500 ve 550 like arası bir şey istemiştim. Videoya tamı tamına 700 like geldi, hatta neredeyse daha da fazla, şu an gitgide artıyor. Ben de hemen nasıl yapıldığını göstereyim dedim. Beni gerçekten çok şaşırttınız, bu kadar like geleceğini beklemiyordum, bu videoyu çekmeyi bile düşünmüyordum. Ama siz like butonunu kırdınız arkadaşlar, bugün size nasıl yapıldığını hızlı bir şekilde göstereceğim. Vallahi helal olsun. O zaman bu videoya da bir 500 like gelsin arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu videoya sizlerden 500 like bekliyorum. Güzel. Şimdi buradan menüye geleceğiz her şeyden önce ve Magenta takımına geçmemiz lazım arkadaşlar. Magenta takımında olursak her şeyden önce daha iyi. Her şeyi burada yapacağız. Daha sonradan beyaz takıma geçeceğiz. Tamam mı? Şimdi biraz yerden yükseğe çıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Yerden yükseğe çıkmamız önemli. Şöyle yapalım. Şuraya bir çubuk koyalım. Tamam mı? Şunu şöyle iyice yukarıya doğru kaldıralım. Çok da yukarıya kaldırmaya gerek yok. Şu seviyeye kaldırsanız yeter. Tamam mı? Daha sonra bunun üstüne bir tane çimen koyacağım. Çünkü çimenden yeni bir zemin yapmam gerekiyor. Hemen şöyle. Çimen bloğu nerede abi ya? Blokları bulamıyorum. Durun, şurayı biraz açalım. Heh. Şimdi blokları daha rahat görebilirim. Buradan çimen bloğunu bulmam lazım. Arkadaşlar illa çimen kullanmak zorunda değilsiniz. Ben vazgeçtim. Titanyum kullanacağım. Çimen bloğu çünkü bende az varmış. O yüzden şöyle titanyum bloğuyla arkadaşlar buraya bir yeni bir zemin hazırlıyorum arkadaşlar. Oo, bu biraz gözümü şey yaptı ama tamam, sıkıntı yok. Evet. Bunu boyayalım hatta. Bunu ne renk yapalım? Bunu şöyle kırmızı yapalım. Bak, kırmızı güzel durur. Üf! Şekil durdu, dur. Biraz daha rengini açık yapacağız. Yani böyle daha güzel durdu aynen. Şimdi şurayı silebiliriz arkadaşlar. Bunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Şimdi hemen şekerimizden yiyelim ve bunun üstüne bir çıkalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bunun üstündeyiz. Ne yapacağız? Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Yere bir tane çubuk dikiyoruz arkadaşlar. Her şeyden önce yere bir tane çubuk dikiyoruz. Tamam mı? Şöyle bir çubuk dikseniz yeter. Daha sonra metremizin ayarını buradan kaça çekelim? 1'de kalması gerekiyor. Metremizin ayarını 1'e çekelim arkadaşlar. 1'e çektikten sonra en çok hangi bloğunuz varsa, durun burayı biraz kapatacağım, çok uyuz oldum arkadaşlar, şöyle biraz kısayım şurayı. Heh, tamam. En çok hangi bloğunuz varsa, ben de büyük ihtimalle titanyum, evet. En çok titanyum bloğum var. En çok hangi bloğunuz varsa onu kullanın arkadaşlar. Bunu yarım derece kısıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın, yarım. Yarım derece kıstım bunu gördüğünüz gibi ve daha sonra bunu yanlara doğru çekiyorsunuz. Yani tam çekmenize de gerek yok aslında. Neye göre çekeceğinizi nasıl ayarlayacaksınız? Mesela yanlara doğru neye göre çekeceksiniz onu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu bir tekerleklere göre tasarlandı. Yani biz öyle tasarlamıştık. Ben de sizlere aynı şeklini göstereceğim. Şimdi bir dakika, hemen şöyle şunu şöyle yapalım arkadaşlar. İki tekerin sığacağı şekilde yapmıştık. Biz sizlere de aynı şekilde göstereceğim. Şöyle bakın, şu açıda tamamdır. Bakın buna uygun yapacağız şimdi. Durun bir dakika. Ha evet, bakın böyle bir şey yapmanız gerekiyor. Tam şu boyutta olması gerekiyor ortadaki titanyumun, tamam mı? Güzel. Şimdi bunları silebiliriz. Bu titanyumu uzatabildiğimiz kadar uzatacağız arkadaşlar. Şöyle yani, hop. Bunu şöyle uzatabildiğimiz kadar gökyüzüne çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir dakika, göremiyorum, göremiyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şu an sizde de siyah ekran olması lazım. Bakın şurada kırmızı nokta var ya, bunu tutup otomatik olarak yukarıya çektiğinizden uzuyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Aynen, güzel. Şu anda gördüğünüz gibi bir tane titanyum bloğum kaldı. Bayağı bir yukarıya çıkarttık bunu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ona geçelim. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey, biliyorsunuz arkadaşlar bunu iki tekerleğe göre yapmıştık. Şimdi o iki tekerleği tekrar yerleştirelim. Buna ray yapacağız arkadaşlar. Ray gerçekten çok önemli. Ray'a göre düzenleyeceğiz bunu. Dur bakalım, şöyle olursa. Oo, bir dakika, burası çok şey oldu. Durun arkadaşlar, ayarlayacağım hemen, hiç sıkıntı değil. Evet arkadaşlar, ortada bir blok olacak şekilde bunları yan yana koydum ve gördüğünüz gibi bakın burada biraz açık yer kaldı. Şimdi o açık yeri sizlerle kapatacağız. Bu açık yeri de kapatmak için hangi bloğu kullanalım, şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar, tuğlayı da şu şekilde koydum gördüğünüz gibi ve bunu da aynı yüksekliğe tekrardan çıkartmam gerekiyor. Nasıl çıkarttığımı öğrendiniz arkadaşlar, zaten siz de çıkartırsınız rahat bir şekilde. Hop, oldu mu abi? Bence oldu, bayağı bir yükseğe çıkarttık çünkü. Oo, biraz daha yükseğe çıkartmam gerekiyor. Tamam, bunları sonra ayarlarız, dert değil arkadaşlar. Siz yukarıya doğru çekin yeter, tamam mı? Bunu da aynı şekilde yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi iki tarafı da şu şekilde uzaya doğru çıkarttık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bizim jetpack almamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tane jetpack alıyoruz, hop. Giyelim bunu, çok güzel. Şöyle tepeye doğru bir çıkalım, bakalım yukarısı ne durumda. Oo, evet evet evet, anlaşıldı, tamamdır. Burayı biraz daha yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şunu alalım abi. Bunu biraz daha şöyle yukarıya doğru çıkartmamız gerekiyor. Oo, dur çekemedim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi tepeye kadar çıktım. Merhaba, ne haber? Evet, şimdi arkadaşlar bundan sonra ne yapacağınızı göstereceğim. Şurayı iyice eşitlemeniz lazım abi. Durun, şöyle şuraya kadar iyice çekersek gördüğünüz gibi bakın,
kusursuz bir şekilde birbirlerine değiyorlar arkadaşlar. Daha sonra şunu da çekeceğiz. Hop şöyle oldu mu? Oldu. Çok da güzel oldu abi. Aynen. Çok da güzel oldu. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Buraya geleceğiz ve buradan bir tane tabure almamız gerekiyor. Bir tane tabure almamız gerekiyor arkadaşlar. Geleceğiz ve buradan şu tabureden almanız gerekiyor ve onu buraya şöyle koymanız lazım arkadaşlar. Ama tam koyamadım sanırsam. Bir dakika. Böyle koysam da olur galiba ya. Tamamdır. Şöyle koysak da olur. Hatta buradan move'u değiştirebiliyorum galiba. Dur bakayım. 0.5 yaptım move'u. Aynen. Şimdi daha iyi koyabilirim. Aynen. Şu şekilde koyuyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Daha sonra en alta kadar inmemiz gerekiyor. Şu jetpack'i silelim abi. Şöyle en alta kadar inmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hop. Büyük ihtimal tamamdır. Oldu. Tamamdır. Şimdi şu tekerlekleri silebilirsiniz. Bunlarla bir işimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar aynı hizasına, yukarıdakiyle aynı hizaya bir tane daha bundan koyuyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Yani tabure koyuyorsunuz. Şimdi neredeyse her şey bitti sayılır. Şimdi bunu kaydetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buradan menüye geleceğiz ve rastgele bir tane slota kaydedebilirsiniz. Slot satın alacak param var mı? Varmış. Tamam 1000 altın ya çok değil evet. Şöyle satın alalım arkadaşlar. Ne yapalım? Adını AFK yapalım arkadaşlar. Sonuçta neredeyse AFK farmı gibi bir şey zaten. Buradan save diyoruz ve bunu kaydediyoruz arkadaşlar. Güzel. Şu anda kayıt oldu. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musunuz? Buraya oturmam gerekiyor ama önce bir reset çekeceğim. Çünkü karakterim küçük boy. Biraz daha büyük olmam gerekiyor arkadaşlar. Küçük boy olursam sıkıntı olur. Güzel. Evet yeniden doğalım arkadaşlar. Şimdi portalla hemen yukarıya çıkacağım. Buraya portal eklerseniz sizin için daha iyi olur. Şöyle portalımızı koyalım. Çok güzel. Evet portalımızdan geçelim şu şekilde. Aynen. Şimdi bu tabureye oturuyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Bu tabureye şu şekilde oturuyorsunuz ve daha sonra hemen şuradan bir tane pasta almanız gerekiyor arkadaşlar. Pastayı alıyorsunuz ve şu şekilde buraya koyuyorsunuz. Buraya koyduktan sonra bir tane şalter almanız gerekiyor arkadaşlar. Şalter. Hop. Bu şalteri de şu şekilde buraya koysak yeter. Daha sonra arkadaşlar bir tane de hinge blok alıyorsunuz. Biliyorum bayağı çok şey oldu ama yapacak bir şey yok. Bu hinge bloğu da şu şekilde... Aa pardon kafama gelmiş lan. Kafamda olmaması lazımdı dur. Bu hinge bloğu da şunun içine olması lazım ama tam koyamadım sanırsam bir dakika. Hinge bloğu da şu şekilde koyarsak galiba oldu. Aynen arkadaşlar bu şekilde koyuyoruz ve buradan gelip shift lock'u açıyoruz arkadaşlar. Evet bayağı kafanız karıştı bayağı zor biliyorum ama başka çaremiz yok. Evet daha sonra şunu siliyorsunuz arkadaşlar buradakini buradan çat diye siliyorsunuz ve bunların anchor'unu açmanız gerekiyor. Hatta hepsini select all diyelim aşağıdaki de düşecek ama yapacak bir şey yok. Şöyle hepsini silelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi onu artık taşıyabiliyorum arkadaşlar. Şimdi benim yukarıya çıkmam lazım. Yukarıya nasıl çıkacağım? Oo. Evet normalde shift lock'la beraber uçmam gerekiyordu ama şu anda uçamıyorum arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum. Bir jetpack deneyeceğim veya zıplamayı deneyelim. Aynen zıplamayı deneyelim arkadaşlar. Purple candy aldım. Aa, şuraya çıksak yetecek. Tamamdır güzel. Şimdi biraz ilerleyelim. Buradan uzaklaşmamız gerek. Bayağı bir uzaklaşmamız gerek arkadaşlar. Şöyle biraz uzağa gitmemiz lazım. Şöyle hop. Şuraya atlayalım abi. Böyle çok saçma bir şey oldu farkındayım ama yapmamız için bu gerek yani. Kusura bakmayın. Bayağı zorlayacağım sizi ama biz bunu böyle yaptık arkadaşlar. Bunu bayağı zorlayacak sizi. Yapacak bir şey yok. Evet, buraya kadar geldikten sonra arkadaşlar bayağı bir uzaklaştıktan sonra tekrardan buraya geleceksiniz ve menüden o kaydettiğimiz yeri tekrar loadlayacaksınız arkadaşlar. AFK'yı loadlıyorum gördüğünüz gibi. Yes diyorum ve gördüğünüz gibi artık bundan 2 tane oldu. Şimdi base'ime geri dönüyorum arkadaşlar. Zıplama hala var değil mi? Güzel. Bir tane de jetpack alalım ya. Jetpack de olur. Heh, şöyle alalım abici. Aa buraya koyamıyorduk değil mi? Pardon kafam karıştı. Şöyle arkadaşlar arsamıza doğru girelim. Ben geldim. Merhaba. Şuraya tamam. Geldik çok güzel. Jetpack'imizi alalım arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bunun tepesine kadar şu şekilde çıkmamız lazım ama ben hiç bloğu yok bug'ını yapamadım. Şimdi yukarıya nasıl çıkacağım onu bir düşünmem lazım abi. Düşünüp geliyorum hemen. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok mantıklı bir şey buldum. Vallahi çok mantıklı bir şey buldum. Şimdi arkadaşlar buradan geliyoruz ve jet'i alıyoruz arkadaşlar. Bize jet lazım. Dur. Ben jet kullanacağım arkadaşlar. Siz başka bir yöntem bulduysanız onu da kullanabilirsiniz abi. Aynen jet'i bu şekilde aldık ve jet'imizi açmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle jet'i iyice bir açalım arkadaşlar. Güzel. Gördüğünüz gibi havaya doğru uçuyoruz. Abi ben ne zeki adamım ya. Vallahi ben ne zeki adamım ya. Evet bunun tepesine doğru şöyle uçuyoruz arkadaşlar. Şöyle biraz ileriye doğru gidersek tamamdır. Daha sonra jet'i siliyorum ve evet arkadaşlar bunu yaptıktan sonra oraya oturmanız gerekiyor ama ben sanırsam yine aşağı düşeceğim. Ah dur. Evet şuraya oturmam gerekiyor. Şu anda gördüğünüz tabureye. Çok zor. Hah oturdum. Oh be. Oh be vallahi içim rahatladı. Sizlere yemin ediyorum içim rahatladı arkadaşlar. Güzel. Şimdi bunları sileceğiz. Oh be vallahi içim rahatladı. Yaptık sonunda evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu bu şekilde kopyalayabiliyorsunuz ve şu anda bu iki katı uzunluğunda oldu gördüğünüz gibi her seferinde daha da uzuyor arkadaşlar. Aa oturmamış mıyım? Aa oturmamış mıyım? Dur. Aa yanlışlıkla zıpladım. Zıplamayacaktım. Dur.
Kafam karıştı arkadaşlar, kusura bakmayın. Eyvah. Durun arkadaşlar, şu şekilde otur. Oh tamam, oturdum. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra tekrardan bunu kaydetmeniz gerekiyor. Menüye geliyorsunuz ve buradan nerede? AFK'ya geliyorsunuz ve bunu save diyorsunuz arkadaşlar ki bunun kaydolması gerekiyor çünkü. Save diyorsunuz. Hop, okey. Buradan yes diyorsunuz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kayıt oldu arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız, ona geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi o AFK isimli dosyayı, yani şu anda yaptığımız şeyi tekrardan loadladım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Biliyorsunuz bu artık iki katı uzunluğunda, biz bunu çoğalttık arkadaşlar. Şimdi buraya tekrardan oturuyorum ve aynı şeyi tekrar yapacağım arkadaşlar. Tekrardan buraya bir tane pasta koyacağım gördüğünüz gibi. Şöyle. Daha sonra bir tane tekrardan o şalterden koymam gerekiyor. Aynen şöyle. Buraya tekrardan bir tane şalter koyacağım. Şalter koyduktan sonra bir tane de tekrardan hinge block koyacağım arkadaşlar ve neredeyse her şey bitti sayılacak. Şuraya koysam olur mu? Bir dakika dur. Bunu şöyle ayarlıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Hop. Oldu mu? İşte olur herhalde ya. Hiçbir fikrim yok. Neyse. Evet. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tekrardan dediğim gibi select all deyip buradan anchor'u kapatabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bunların hepsini yaptıktan sonra tekrardan da jetpack'i sırtıma takıyorum ve buradan yine select all deyip anchor'u kapatıyorum arkadaşlar. Güzel. Şimdi yine buranın dışına çıkmamız gerekiyor. Bu arada bayağı bir ağırlaştı. Gördüğünüz gibi zıplayamıyorum. Benim tekrardan bir şeker yemem gerekiyor. Nerede o şeker? Heh, şuydu değil mi? İnşallah karıştırmıyorum. Evet. Bu şekeri tekrardan yedim ve güzel. Buraya çıkmam gerekiyor. Güzel. Tamamdır. Çıktık. Yaptık. Güzel. Yeteri kadar uzaklaşmamıştık arkadaşlar. Şuraya kadar gitsek yeter herhalde. Hatta şöyle ağaçların üstüne çıkalım. Yetmedi. Oyunun aşağı düşelim gerekirse. Evet. Şöyle bayağı bir uzaklaşalım arkadaşlar. Güzel. Yani bu kadar yeter. Fazla da abartmayalım. Aşağıya düşmek istemiyorum. Buradan tekrardan loadlamamız gerekecek. Dur. Ben bayağı bir uzaklaşmak istiyorum. Boşa gitsin istemiyorum. Güzel. Şimdi tekrardan buraya geleceğiz ve bunu tekrardan loadlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hop. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bu yaptığım uzun şeyden daha da oldu çünkü. Şimdi bunu da birleştirince ne olacağını siz düşünün arkadaşlar. Bu gitgide uzuyor. Bayağı bir uzuyor. Her seferinde iki katına katlanıyor. Üstü sayılar gibi bir düşünün arkadaşlar. Yani kaçıncı sınıfsınız bilmiyorum ama yani. Evet arkadaşlar, buraya geldikten sonra buraya çıkmamız gerekiyor. Aa durun, evet. Bana benim konuşamadım. Bana tekrar şeker lazım. Şunu yiyelim. Güzel, tamdır. Buraya çıktıktan sonra ne yapacağımı tekrardan anlamışsınızdır zaten. Pek zor bir şey yok arkadaşlar. Şimdi tekrardan bana bir tane jetpack lazım arkadaşlar. Jetpack'i alalım. Jetpack demişim. Bana jet lazım arkadaşlar. Jet'i şöyle alalım ve şuraya şöyle takalım arkadaşlar. Hadi başlayalım. Uçuyoruz. Evet. Bunun tepesine konmamız lazım arkadaşlar. Her seferinde bu daha da uzayacağı için jetinizin ömrünün yetmesi gerekiyor arkadaşlar. Bayağı bir gittik şu anda. Oh, uç. Uç. Koş. Evet, geldik. Güzel. Şimdi jeti silebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan aynı şekilde iniş yapmamız gerekiyor buraya. Güzel. Ben pilotunuz Samet Karataş, inişe geçiyoruz. Pardon, komandonuz Samet Karataş. Evet arkadaşlar, komandoluktan emekli oldum. Artık pilotum ben. Neyse. Durun. Şimdi buraya gelmemiz lazım arkadaşlar. Buraya geldikten sonra şu an ne yapacağımı anlamışsınız. Ha, iyi, oturduk zaten. Pek bir sıkıntı kalmadı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi iki katının iki katı oldu. Yani bayağı bir uzun oldu. Şimdi ne yapacağız? Bunu da loadlayacağız aynı şekilde arkadaşlar. Durmadan loadlaya bunu ta uzayına kadar çıkaracağız böyle arkadaşlar. Evet. Pardon, loadlamayacağız. Sakın loadlamayın. Yanlış söyledim. Kaydedeceğiz. Save'leyeceğiz arkadaşlar. Aynen. Save'ledik arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi reset çekebiliriz arkadaşlar. Çok güzel. O parça oradan düşecek bu arada. Yani merak etmeyin. Sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel. Şöyle bir ölelim. Tekrar doğduktan sonra arkadaşlar tekrardan loadlamamız gerekecek. Şöyle. Nerede abi, nerede? Heh, burada. Aynen. Bunu şu şekilde load diyeceksiniz arkadaşlar. Okey, yes diyeceğiz. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrardan geldi ve bu sefer daha da bir uzun. Yani bayağı bir uzadı gerçekten. Bu bayağı işimize yarayacak. Şimdi arkadaşlar siz olayı anladınız. Bunu durmadan kopyalaya uzatacaksınız arkadaşlar. Bundan sonrasını göstermeme gerek yok herhalde. Şimdi yapmamız gereken tek bir şey kaldı. Onu göstereceğim arkadaşlar. Şöyle bir duvar yaptım buraya arkadaşlar, tamam mı? Buraya yaptığım duvardan sonra geliyorum ve oturağı alıyorum ve buraya yamuk şekilde koyuyorum arkadaşlar. Tam şu şekilde gördüğünüz gibi buraya koyuyorum arkadaşlar. Hatta şöyle biraz dışa doğru yaparsam benim işim de daha da kolaylaşır. Güzel. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Geleceğiz ve bunu alıp oraya oturmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, geldim buraya, oturdum. Şimdi aynı şeyi tekrar yapacağız. Ne yapacağız? İçimize pasta koyacağız, şalter koyacağız falan filan. Sonra pek bir şey kalmıyor arkadaşlar. Gerçekten her şey bitti sayılır. Hop, bunu şöyle koyalım arkadaşlar. Aa evet, bir dakika. Evet arkadaşlar, beyaz takıma geçmeyi unuttuk. Beyaz takıma geçmemiz lazım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde beyaz takıma geçelim. Bunu beyaz takımda yapmanız gerekiyor. Şu anda her şey bitti sayılır. Sadece beyaz takıma geçeceğiz ve buradan change izler arkadaşlar. Tamamdır, güzel. Şimdi buradan tekrar loadlayıp o dediğim şeyi yapacağız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi beyaz takımdayız. Şimdi dediğim şeyi hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Çok da zor değil zaten. Çok bir şey kalmadı. Sadece bunu uzatabildiğiniz kadar uzatın arkadaşlar. Benim zaman
zamanım olmadığı için ve bu videoyu yetiştirmem gerektiği için biraz kısa yaptım. Artık ne kadar gider göreceksiniz zaten. Siz bunu durmadan uzata uzata dediğim şekilde bayağı onu yani oyunun sonuna kadar götürebilirsiniz isterseniz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu pastayı alacağız ve tekrardan aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Az önce bir hata yaptım. Oturduktan sonra hareket etmeyin. Sakın tekrar zıplamayın arkadaşlar benim gibi. Evet. Buraya geldikten sonra arkadaşlar buraya tekrardan şöyle oturmam gerekiyor. Hadi otur dostum. Neden oturmuyorsun? Buraya oturmam lazım. Dur. Heh, oturduk arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi yapmamız gereken şey bunu buraya sabitlemek arkadaşlar. Bu çok zor bir şey değil, merak etmeyin. Hemen şuradan bir tane blok alıp bunu yere sabitliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki zemine bunu sabitliyorsunuz. Aa, dur, şuradan çıkması sıkıntı olur. Heh, tamamdır. Bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar artık reset çekebilirim. Gördüğünüz gibi reset çektim. Evet, şu an her şey bitti. Her şey bitti. Bu kadardı. Evet arkadaşlar, şimdi doğdum tekrardan ve buradan tekrardan mor şekerimi yiyeceğim. Evet, aslında bakarsanız şu anda her şey bitti. Ekstra daha da hızlandırıcı şeyler var ama eğer dediğim gibi daha fazla like atarsanız onları da gösterebilirim arkadaşlar. Bunun daha bir sürü çeşidi var. Direkt vın diye sona gidebilirsiniz arkadaşlar bu yol sayesinde. Tabii güzel bir like atmanız gerekiyor arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar buraya geldikten sonra buraya bir araç yapıp artık istediğiniz gibi sona gidebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım ne yapalım? Dediğim gibi o tekerlekli aracı yapabiliriz isterseniz. Durun bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde sona gidebiliyorum. Bu arada şuradaki çubuk düştü. Yanlışlıkla onu sildim. Yapacak bir şey yok. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar hızlı bir şekilde sona gidebiliyoruz. Aranıza yolunuza bazen böyle sandalyeler çıkabilir. Çünkü video sırasında bunları da silmeyi unuttum. Neyse, onlar pek değmiyor diyecektim ki değdi ya. Neyse dur. Şunları silelim arkadaşlar. Ben silmeyi unuttum. Siz silersiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde böyle bir araçla sona gidebiliyoruz. Siz bu çubuğu ne kadar uzun yaparsanız oyunun sonuna kadar da o kadar hızlı bir şekilde gidebilirsiniz arkadaşlar. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Allah, aşağıya düştüm. Yanlış sürdüm. Neyse. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.